Amerika'daki Türk seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için 7 ayrı temsilcilikte kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Kullanılan oylar sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra bugün İstanbul'daki Yurtdışı Seçim Bölgesi Başkanlığı'na gönderilecek. Peki oy verme işleminin başladığı 9 Haziran'dan bu yana neler yaşandı? Sandığa ilgi nasıldı? Bu soruların yanıtları için sözü Amerika'da en yoğun seçmen nüfusun bulunduğu New York'tan Aslı Pelit'e bırakalım. Aslı. Merhaba Özlem. Evet, 9 Haziran Cumartesi günü başladı oy verme işlemi ABD'deki 7 ayrı temsilcilikte ve dün akşam itibariyle de sona erdi. ABD'de yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı olan 106.305 Türk Washington Büyükelçiliği'nde, New York, Boston, Houston, Los Angeles, Miami, Chicago başkonsolosluklarında oylarını kullandılar. Amerika'nın sesinin ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de seçmen kütüğüne kayıtlı olan bu 106.305 Türk vatandaşından 31.419'u 7 ayrı temsilcilikte oylarını kullandı. Ayrıca kısaca ABD'de Türk seçmenlerin temsilciliklerdeki oy kullanma oranı %29,55 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz seçimlere göre temsilciliklerde oy kullanma oranı düşük olarak görünse de tatil sezonu olması nedeniyle ABD'de yaşayan Türk seçmenlerin bazıları oylarını gümrük kapılarında ve tatilde oldukları diğer ülkelerdeki temsilciliklerde kullandılar. Hatırlatalım, böyle bir hakka sahipti. Yurt dışında herhangi bir temsilcilikte oyunuzu kullanabiliyordunuz. Bu tarihler süresince, mesela iş için Londra'ya gittiğinizde ya da iş için Fransa'ya gittiğinizde, Amerika'ya geldiğinizde, yurt dışında kayıtlıysanız oylarınızı bu yeni temsilciliklerde de kullanabiliyordunuz. ABD'deki temsilciliklerdeki oy kullanma oranı azalırken gümrük kapılarında oyların sayısı da katlandı. 16 Nisan referandumunda gümrük kapılarında toplamda 4.000 oy kullanmıştı ABD'de kayıtlı Türk seçmenler. Bu sefer 6.000 oy kullanıldığı açıklandı. ABD'deki siyasi parti temsilcileri ve sandık görevlilerine göre gümrük kapıları ve diğer temsilciliklerde oylar eklendiğinde 24 Haziran itibariyle yaklaşık 40 bin seçmenin oy kullanmış olacağı görüşündeler. Temsilcilik açısından bakalım. Washington Büyükelçiliği'nde kayıtlı seçmen sayısı 14.201. Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı 4.190. New York'ta kayıtlı seçmen sayısı 40.003. Temsilcilikte oy kullanan seçmen sayısı 12.845. Los Angeles'ta kayıtlı 17.598 seçmenden 4.043'ü yine temsilcilikte oylarını kullanmış. Boston'da 7.327 kişiden 3.110'u kullanmış. Miami'de bu rakam 8.532, oy kullanan sayısı 3.110. Chicago Başkonsolosluğu'nda kayıtlı seçmen sayısı 10.307 ve oy kullanan seçmen sayısı 2.734. Houston ise 8.283 kayıtlı seçmeninden 2.444 kişi oy kullanmış. Kısaca evet, belki temsilciliklerdeki oy oranları, oy verme oranları %29,55, fakat gümrük kapılarına eklediğimiz zaman %40'a varan bir seçmen oy kullanma oranı görüyoruz. Tabii ki de resmi bilgiler geldikten sonra gerek web sayfamızdan gerekse bültenlerimizden eğer bu rakamda bir değişiklik varsa update edeceğiz. Sizlere en son rakamları iletmeye devam edeceğiz. Söz tekrar sende Özlem. Aslı Pelit Amerika'da 7 seçim merkezinde tamamlanan oy verme işlemine ilişkin ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Aslı.